Selamun aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf Arapça dersine hoş geldiniz. Sayfa 159'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. ünitedeyiz arkadaşlar. Es-Saffü Sadis, 6. sınıf. El-Lugatel Arabiye, Arapça. Ünitemiz Vahdetüne, Ulaşım, El-Muvasalat. Ulaşım araçları. Konumuz ise ulaşım araçları. Mevduuna konumuz Vesailül Muvasalat, ulaşım araçları. Sayfa 159. Kitabınızda 159'dan dersimizi takip edebilirsiniz. Sonuç şeklinde olduğu için bu derste neler öğreneceğiz? Maza sene teallemü fi hazet ders. Maza ne? Sene teallemü öğreneceğiz. Fi hazet ders bu derste. Bu derste neler öğreneceğiz? Ulaşım araçlarını öğreneceğiz. Konu ile ilgili cümleler kuracağız. Tercih ediyorum cümle yapısını öğreneceğiz arkadaşlar. Haydi bismillah başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vesailül muvasalat. Vesail. Vesailül muvasalat. Ulaşım araçları. Vesail araçlar. El muvasalat. Ulaşım araçları. İstemi'a dinle. İlel kelimat. Kelimeleri dinle. Ve e'idha onları tekrar et. Es-seyyara. Es-seyyara. Araba. Es-seyyara. Arkadaşlar burada bakın son harfin harekesini gösterirsek es-seyyaratu diyebiliriz. Ama son harekeyi söylemeyeceksek es-seyyara. El-hafile. Otobüs. El-hafile. El-hafile. El-gitar. El-gitar. Tren. El-gitar. El-gitar. Tren. El-şahine. El-şahine. Kamyon. Et-terrace. 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 Bisiklet. Beraber tekrar edelim. Et-terracetü nariye arkadaşlar. Motosiklet. Et-terracetü nariye. Motosiklet. Et-terrace ise bisiklet. Es-sefine. Es-sefine. Gemi. Es-sefine. El-metru. El-metru. Metro. El-mahatta. El-mahatta. Ya da el-mahattatü. El-mahatta. İstasyon arkadaşlar. İstasyon. Terminal anlamında bu kelimeyi kullanabiliyoruz. El mehatta, istasyon. Etterracetu ennariye. Biraz önce söylemiştik. Etterracetu ennariye, motosiklet. Etterracetu ennariye, motosiklet. Ettaira, uçak. Arkadaşlar eskiler uçağa teyyare derler. Duymuşsunuzdur mutlaka. Daire, Arapçada uçmak. Uçma kelimesinden geliyor. Ettairatu ise uçak. Ettaira. İstemi'i ilel cümel. Cümleleri dinle. Ve a'idha. Onları tekrar et. Erci'u. Erci'u. Dönüyorum. Minel medrese. Arkadaşlar fiilimiz raca'a. Yerci'u dönüyor. Erci'u ben dönüyorum. Müzari fiilde fiilimizin başına elif geldiğinde eneye göre diye daha önceki derslerimize söylemiştik. Erci'u. O dönüyor deseydik yerci'u olacaktı. Erci'u dönüyorum. Minel medrese okuldan. Bil hafile otobüsle. Buradaki bi ise ile anlamı katıyor. Erciu minel medrese. Okuldan dönüyorum. Bil hafile. Otobüsle. Okuldan otobüsle dönüyorum. Arapçada fiil başa geliyor gördüğünüz gibi. Erciu minel medrese. Bil hafile. Erciu minel medreseti. Bil hafile. Okuldan otobüsle dönüyorum. Okuldan otobüsle dönüyorum. Ezhebu. Gidiyorum. İle Konya. Konya'ya. Ezhebu ile Konya. Bil gitar trenle Konya'ya bakın burada ile e anlam veriyor Konya'ya bil gitar bir harfi ceri ise burada trenle Konya'ya gidiyorum. Ezhebu ila Konya bil gitar sayfa 160'ı yapıyoruz şu an. Ra'eytu daira. Ra'eytu geçmiş zaman arkadaşlar. Geçmiş zamanda fiillerimizin sonuna ene şahsında yani ben şahsında tü geliyordu. Ra'eytu gördüm. Et dairate. Uçak. Fil matar. Havaalanında uçak gördüm. Havaalanında uçağı gördüm. Ra'eytu daira fil matar. Havaalanında uçağı gördüm. Havaalanında uçak gördüm. Ra'eytu daira fil matar. Fi de anlamı katıyor. Fil matar havaalanında uçak gördüm. Es-sefinetu gemi. Fil bahri denizdedir. Es-sefinetu fil bahri gemi denizdedir. Es-sefinetu fil bahri gemi denizdedir. Sefinetün kelimesi deniz dedik arkadaşlar. Pardon gemi. Es-sefinetu
Bil bahri. Bahrun kelimesi arkadaşlar deniz. Bahriye kelimesini de mutlaka daha önce duymuşsunuzdur. Askerliği ne olarak yaptım? Bahriye olarak yaptım. Hatta Bahriye okulu var arkadaşlar. Denizcilik yani demek yani. Fil bahri denizdedir. Es-sefinetu gemi. Fil bahri denizdedir. Şahettu. Şahit oldum. Gördüm. Tanık oldum yani. Şahettu. Fittarik. Yolda. Gördüm. Hadisen. Olay kaza anlamına geliyor arkadaşlar. Hadisen olay kaza. Yolda bir kaza gördüm. Şahettu gördüm. Fittariqi yolda. Fi arkadaşlar kendinden sonra gelen kelimeyi esreli okutuyor. Yolda yolda ne gördüm? Bir olay gördüm. Yani kaza gördüm. Bir kaza gördüm. Şahettu fittariqi hadisen. Yolda bir kaza gördüm. Er-racülü adam. Yesugu. Yesugu. Yesugu adam sürüyor. Seaga sürdü. Yesugu sürüyor. Adam sürüyor. Seyyaratehu arabasını. Adam arabasını sürüyor. Er-racülü yesugu seyyaratehu adam sürüyor. Seyyaratahı arabasını yani onun arabasını muttasıl zamir bakın gördüğünüz gibi muttasıl zamir ismimizin sonuna geldi. Adam onun arabasını demiyoruz artık. Adam arabasını sürüyor. Adam arabasını sürüyor. El üstazu. El üstazu. El üstazu. Buraya bir hareket. Evet. El üstazu zahibun. Hoca gidiyor. Nereye? Hareketimizi koyalım. El üstazu zahibun ilel camia. Adam hoca üniversiteye gidiyor. El üstazu zahibun ilel camia. Son hareketimiz esre. Neden dolayı? Şundan dolayı ama arkadaşlar cümlenin sonundaki harfin hareketlerini Araplar genelde söylemiyorlar. Cümlemizin sonunda bakın. El üstazu zahibun ilel camia. Hoca üniversiteye gidiyor. El üstaz hoca demek. Zahibun gidiyor. İlel camia üniversiteye. Hoca üniversiteye gidiyor. Ücratı. Ücreti. Ücratı. Ücreti. Et tezakira. Ücretü tezakiru. Ücretü teza. Ücretü tezakir. Ücretü tezakir. Rahisatun. Rahisatun arkadaşlar pahalı demek. Tezkiratunda bilet, tezakir biletlerin ücreti. Biletlerin ücreti rahisatun ucuzdur. Rahisatun ucuz. Cidden gerçekten. Tezkiratun kelimesinin tekil arkadaşlar tezkira. Türkçede de şöyle hatırlayın. Gel tezkere gel tezkere şarkısı var arkadaşlar. Tezkere askerden gelenler tezkere mi aldım der. Tezkereyi şu tarihte aldım. Kullanıyoruz. Ücret kelimesini de kullanıyoruz. Biletlerin ücreti çoğul olduğu için düzensiz çoğul arkadaşlar buradaki. Biletlerin ücreti ucuzdur. Cidden gerçekten. Gerçekten biletlerin ücreti ucuzdur. Şunu deseydik. Galiyetün. Şuraya da evet. Galiyetün ise arkadaşlar pahalı demek. Pahalı demek isteseydik burada biletlerin ücreti gerçekten pahalı deseydik bu ibareyi kullanabilirdik. Galiyetün bunu da burada hatırlatmış olalım. Ücreti tezakiru rahisatun cidden. Tezkere kelimesinin tekilini de şuraya yazalım. Tezkiratun. Tez. İ. Ra tezkiratün arkadaşlar tezkiratün ise bilet tezakir biletler biletlerin ücreti gerçekten ucuzdur. Galiyetünü buraya bu cümleyi farklı bir tarzda kurmak istersek bu şekilde de pahalıdır diye kurabiliriz. Şu kelimemizi kaldıracağız o zaman şurayı bu şekilde kurabiliriz.
Evet, Sıl Beynel Kelimet 161'deyiz. Kitabımızın 161. sayfasındayız. Sıl, hemen şuradan şöyle yapalım. Sıl eşleştir. Beynel kelime, kelimete ve surete kema fil misal. Kelime ve resimleri, kelime ve resmi örnekteki gibi arasında eşleştir. Kelime ve resmi örnekteki gibi arasında eşleştireceğiz. Eşşahinetu kamyon. Eşşahinetu kamyon. Etterracetu bisiklet. Gördüğünüz gibi etterracetu bisiklet. Elhafiletu otobüs. Elhafiletu otobüs. Elmetro metro. Esseyyaratu araba. Elgitar ise tren arkadaşlar. Elgitar tren. İstemiya dinle. İlel cümel. Cümleleri dinle. Ve imlal feragat. Boşlukları tamamla. Minel gaimetil atiye. Aşağıdaki listeden boşlukları tamamla. Kemal fil misal örnekteki gibi. Arkadaşlar bize burada vermiş olduğu et dairatu, el gitaru, et derrace, el hafile, es seyyara. Et dairatu neydi? Uçak. El gitar tren. Et derrace bisiklet. El hafiletu otobüs. Es seyyaratu ise araba. Boşlukları şuradaki örnekteki gibi tamamlayacağız. İrkeb bin. El hafiletu otobüs. İrkeb el hafilete otobüse bin. Ve inzil yani venzil in emamel medrese okulun önünde emame kelimesi önünde. İrkeb el hafilete otobüse bin venzil in emamel medrese okulun önünde in. Otobüse bin ve okulun önünde in. Sayfa 161'deki alıştırmayı yapıyoruz. Şimdi buraya demiş İrkeb bin. İrkeb bin ve inzil in fil mahatta errabia dördüncü. Errabi arkadaşlar dördüncü istasyonda in. Burada neye binmemiz lazım arkadaşlar? Tren. Trene bin ve dördüncü istasyonda in. İrkeb el gitar. Bakın bunu koyduk. Trene bin. İrkeb el gitar. Venzil in. Filme hatta Errabi'ye. Dördüncü istasyonda in. İrkeb bin. Hemen buraya bakıyoruz. Ne gelebilir? Ve izeb. Git. İlel hadika. Bahçeye git. İrkeb bin ve izheb git ilel hadika bahçeye. Bahçeye neyle gidilir arkadaşlar? Burada ne var? Arabayla ya da bisikletle. Yani hani burada en mantıklısı evde nereye bahçeye neyle gidersin? Bisikletle gidersin eve yakın bir yerdeyse. İrkeb bin ve izheb ilel hadika bahçeye git. O zaman bisiklet kelimesini buraya koyduk. İrkeb bin etterace bisiklete bin ve izheb git. İlel hadika bahçeye git. Bisiklete bin ve bahçeye git. İrkeb bin ve inzil in fi matar. Havaalanında İstanbul. İstanbul havaalanında in. O zaman havaalanı dediği için arkadaşlar burada ne? Uçağa bin ve İstanbul havaalanında in. İrkeb et daira uçağa bin ve inzil in fi matar İstanbul. İstanbul havaalanında in. İrkeb bin ve izheb git ilel camia üniversiteye git. El camia kelimesi üniversite daha önce geçmişti. O zaman üniversiteye git kullanmadığımız arkadaşlar seyyara kelimesi kaldı. Veya otobüs kelimesini zaten kullanmıştık. O zaman esseyyara irkeb bin esseyyara arabaya bin ve izheb git ilel camia üniversiteye git. Arabaya bin ve üniversiteye git. Ecip 162. sayfadayız. Ecip cevapla. Anil es ile. El atiye aşağıdaki soruları cevapla. Hasebe suver resimlere göre. Kemal fil misal örnekteki gibi. Arkadaşlar sorularımız. Hel tufattilu tercih eder misin? Hel mımi. Tufattilu tercih eder misin? Esseyyara. Esseyyarate. Arabayı tercih eder misin? Em yoksa el hafile otobüsü. Yani o zaman arabayı mı yoksa otobüsü mü tercih edersin? Arabayı mı yoksa otobüsü mü? Arabayı mı? Em burada yoksa anlamı katıyor ya da anlamı katıyor. El hafile. Arabayı mı yoksa otobüsü mü tercih edersin? Hel soru edatını atıyoruz. Tufattilu yerine arkadaşlar sen diye sorduğu için artık ben diye cevap vereceğiz. Bakın Elif geldi. Müzari fiilde başa Elif geliyor. Ufattilu tercih ederim. El hafile. Otobüsü tercih ederim. Görsele göre cevaplayacağız. Ufattilu el hafile. Otobüsü tercih ederim.
El tufattilu daira uçağı mı em el gitar? El tufattilu daira em el gitar uçağı mı yoksa treni mi tercih edersin? Görselimiz uçak. O zaman hele attık arkadaşlar. Ufattilu diyeceğiz. Ufattilu daira. Ufattilu daira. Uçağı tercih ederim. Ufattilu tercih ederim. Et daira. Uçağı. Uçağı tercih ederim. El tufattilu derrace ennariye. Motor sikleti mi? Em yoksa et derrace bisikleti mi tercih edersin? El tufattilu derraceten nariye emit derrace. Motor sikleti mi yoksa bisikleti mi tercih edersin? Ufattilu et derrace bisikleti tercih ederim. Ufattilu derrace bisikleti tercih ederim. El tufattilu metro emissefine. Metroyu mu yoksa gemiyi mi tercih edersin? Soru edatını attık. Ufattilu diyoruz. Ufattilu metro. Ufattilu metro. Metroyu tercih ederim. Ufattilu metro. Metroyu tercih ederim. El tufattilu şahine. Kamyonu mu? Emis seyyara. Arabayı mı tercih edersin? El tufattilu şahine. Emis seyyara. Kamyonu mu yoksa arabayı mı tercih edersin? Araba görselimiz. Ufattilu seyyara diyeceğiz arkadaşlar. Ufattilu seyyara. Arabayı tercih ederim. Ufattilu tercih ederim. Es-seyyara. Arabayı tercih ederim. İstemi'i ilel cümel ve da alamet sah emamel cümle es-sahiyye. İstemi'i dinle ilel cümel cümleleri ve da koy. Alamet sah doğru işareti koy. Emamel cümle es-sahiyye doğru cümlenin önüne doğru işareti koy. Dinleme metnine göre ben burada işaretledim arkadaşlar. Cümleleri dinle ve doğru cümlenin önüne doğru işareti koy diyor arkadaşlar. Dinleme metnine göre ben bunları cevaplandırdım. O zaman Es-seyyaratu kadimetun. Bu şekilde sayfa 162'deki alıştırma. Es-seyyaratu kadimetun. Araba eskidir. Kadimetun kelimesi arkadaşlar eski demek. Kadim dostum kelimesi olarak yine kadim dostum derken eski dostum kullanıyoruz arkadaşlar Türkçe'de. Es-seyyaratu kadimetun. El metru garibun. Metro yakındır. Es-seyyaratu araba kadimetun eskidir. El metru metro garibun yakındır. Diğer cümlelerde bize ne diyor bakalım? Es-seyyaratu araba cedidetun yenidir. El metru metro baidun uzaktır. Bakarsanız arkadaşlar şurada bir de dikkat etmemiz gereken husus bakın müennes bir kelime yani dişil bir kelime. Bakın ondan sonra gelen ibare de arkadaşlar müennes. Bakın müennes bir kelime sonraki de müennes bir kelime. Müzekker bir kelime sonra gelen sıfatımız da müzekker. Müzekker, müzekker. Burada diğer cümlelerin anlamını da söylemiş olalım. Es-seyyaratu cedidetun araba yenidir. Es-seyyaratu kadimetun araba eskidir. El metro garibun yakındır. El metro baidun metro uzaktır. Eşşahinetu kebiratun. Eşşahinetu sagiratun. Dinleme metnimizde şu geçiyor. Eşşahinetu kamyon kebiratun. Büyüktür. Eşşahinetu kamyon sagiratun. Küçüktür. Dinleme metnimizdeki tiklememiz gereken yer burası. El hafiletu otobüs. Daviletun uzundur. El hafiletu gasiratun. Otobüs kısadır. El hafiletu otobüs gasiratun kısadır. Dinleme metnimizde geçen yer bu cümle. Geldik 163'e. Sahih el ahta hataları düzelt. Fil cümel cümlelerdeki. Müsteinen bis süver resimlerden yardım alarak. Vektübhe onları yaz. Kemal fil misal örnekteki gibi. Arkadaşlar bir görselimiz var. Gördüğünüz gibi sayfa 163'te kitabınızda. Gemi resmi vermiş. Yanlışlıklar var cümlelerde. Buradaki bu yanlışlığı diğer cümlede düzelteceğiz. Kendimiz bir cümle yazacağız. El-gitaru. Tren. Yesiru. Yol alır. Fil bahri. Denizde yol alır. Buradaki görsel arkadaşlar tren mi? Hayır gemi. O zaman şuradaki yanlışlığı bakın düzelttiğimiz yer. Şöyle gösterelim. Düzelttiğimiz nokta. Şu altını çizdiğim kelimeyi kaldırıyoruz. Görseldeki kelimeyi getiriyoruz. Es-sefinetu gemi. Tesiru. Yol alır. Fil bahri denizde yol alır. Gemi denizde yol alır. Tesiru fiil arkadaşlar yol alır demek. Yesiru tesiru.
Müzekker olduğu için burada yesiru gelmiş. Burada da müennes olduğu için tesiru. Gemi denizde yol alır. Geldik diğerine. Bakın buradaki yanlışlığı düzelteceğiz. Görselimiz uçak. Es-seyyaratu diyor yine arkadaşlar. Bu araba mı? Hayır. Buradaki yanlışlığı düzeltip yeniden yazacağız. Es-seyyaratu değil. Et-dairatu diyeceğiz arkadaşlar. Tadiru fissemâ. Tadiru uçar. Uçar. Fissemâ gökyüzünde. O zaman cümlemizi düzeltelim. Et-dairatu uçak. Tadiru uçar fisseme. Yani şuradaki ibareyi kaldırdık, yeniden yazdık. Uçak gökyüzünde uçar. Kamyon var arkadaşlar görselimizde. Es-sefinetu. Yine yanlışlığı hemen gördük zaten. Bu eşşahinetu diyeceğiz. Gemi değil. Tesiru fit tarik. Burada diyor ki gemi yolda yol alır, ilerler, gider. Buradaki yanlışı arkadaşlar şu şekilde hemen düzeltiyoruz. Eşşahinetu kamyon tesiru fit-tarik. Kamyon yolda yol alır gider. Hemen şuradaki kelimeyi kaldırdık. Burayı yazdık. Görselimizde bisiklet var. Ama buradaki eşşahinetu diyor. Eşşahinetu'yu kaldıracağız. Yeniden yazacağız. O zaman etteracetu tesiru fil-rasif. Bisiklet kaldırımda yol alır. Eşşahinetü burada arkadaşlar kamyon kaldırımda yol alır diyor. Yanlışlığı düzeltiyoruz. O zaman edderacetü bisiklet tesiru fir rasif. Bisiklet kaldırımda yol alır. El metro yesiru gider. Fişşariye caddede gider. Arkadaşlar bu metro mu? Hayır, otobüs. O zaman şuradaki kelimemizi kaldıracağız. Fişşariye cadde. O zaman otobüs diyeceğiz. El hafiletu otobüs. Otobüs. Tesiru yol alır. Fişşari'ye caddede. Otobüs caddede yol alır. Ettairatu uçak. Emamel beyt uçak. Evin önündedir. Uçak mı arkadaşlar görselimiz? Hayır. O zaman ettairatu yerine esseyyaratu diyeceğiz. Esseyyaratu araba emame önündedir. El beyt evin. Es-seyyaratu emamel beyti. Araba evin önündedir. Ben bir daha göstereyim. Es-seyyaratu emamel beyti. Araba evin önündedir. Geldik arkadaşlar konuyla ilgili alıştırma sorularımıza. Aşağıdaki hemen şöyle yapalım. Aşağıdaki kelimelerden hangisi uçak anlamına gelmektedir? Et-dairatu, el-hafiletu, es-seyyaratu, el-gitaru. Eminim arkadaşlar doğru cevabı hemen söylediniz zaten. Uçak anlamına gelmektedir dedi. Cevabımız evet. Hepinize bir alkış benden doğru yapanlara. Et-tairatu arkadaşlar uçak. El-hafiletu otobüs. Es-seyyaratu araba. El-gitar ise tren. Aşağıdaki cümlelerden hangisi okuldan otobüsle dönüyorum cümlesinin Arapçasıdır? Okuldan otobüsle dönüyorum. Bu tarz sorularda arkadaşlar mesela okul kelimesini biliyorsun. Okul neydi? Medrese. Şıklarda medreseyi arayacağız. Var mı? Var mı? Sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi eminim gördünüz. Şurada bakın diğerlerinde yok. Ya da diyelim ki onu da bilmiyorsun. Otobüsü biliyorsun. Hemen otobüsü arayacağız. Bakın. Nerede? Yine burada var arkadaşlar. Ya da dönüyorum fiilini biliyorsun. Bu tarz sorularda arkadaşlar kelimeden yakalamaya çalışacağız. Cevabı eminim gördünüz. Cevabımız arkadaşlar Ercio dönüyorum minel medrese okuldan bil hafileti otobüsle diğer okuldan otobüsle dönüyorum. Diğer cümlelerimize bakarsak Ezhebi gidiyorum ila Konya Konya'ya bil gitar trenle Konya'ya gidiyorum. Es-sefinetu gemi fil bahri denizdedir. Raaytu gördüm et-tairate uçak fil matar havaalanında uçak gördüm. Havaalanında uçağı gördüm. Arkadaşlar cevabımız D şıkkı. Geldik diğer soruya. Aşağıdaki kelimelerden hangisi tercih ediyorum anlamına gelmektedir? İnzil, istemiye, irkep, ufaddilu. Eminim doğru cevabı arkadaşlar verdiniz ama bekleyelim bakalım. 5'e kadar. Vahid, isnan, selase, erba, hamse, sitte, seb'a, semaniye, tis'a, aşara, 10'a kadar bekledik. Doğru cevabı verdiğinizden eminim. Hepinize benden büyük bir alkış. Evet, ufaddilu. Tercih ediyorum. İnzil neydi? İn. İstemi'a neydi? Dinle. İrkep bin. Merkep kelimesinden arkadaşlar aklınıza gelsin. Merkep üzerine binilen
eşeğe bazı yerlerde ne derler? Merkep. İstemiyor, dinle. İnzil. Kur'an nazil oldu diyoruz. İndirildi arkadaşlar. Oradan aklınıza gelsin bu da. Aşağıda kelimelerden hangisi küçük anlamına gelmektedir? Kebir, garip, sagir, kadim. Kebir, garip, sagir, kadim. Eminim buna da doğru cevabı verdiniz arkadaşlar. Sizce hangisi? Ve evet arkadaşlar, sagir küçük. Kebir büyük, garip yakın. Uzak ba'id de arkadaşlar, zıttını da söyleyelim. Kadim eski, cedid yeni arkadaşlar, zıttını da söyleyelim. Cevabımız sagir arkadaşlar. Hane vaktul lu'be, oyun zamanı. Arkadaşlar yer yön zarflarıyla alakalı oyun bu. Sınıfta oynanabilecek bir oyun. Arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Okulun son haftaları bu tarz etkinlikler yapabilirsiniz. Bu oyun nasıl oynanıyor? Bu oyun önce bu kelimeleri öğrendikten sonrasında yer yön zarflarıyla alakalı birer işaret belirliyoruz arkadaşlar. Mesela tahtaya dizildik. Öğrendikten sonrasında 5 kişi çıktık tahtaya. Mesela halfe derken ellerimizi arkaya. Arkada demek halfe. Emame derken öne uzatıyoruz ellerimizi. Emame önünde derken öne uzatıyoruz. Halfe derken arkaya. Yemin derken ellerimizi yani kollarımızı sağa uzatıyoruz. Yeser derken sola. Yani yemin sağ, yeser sol. Fevka derken iki elimizi beraber yukarıya kaldırıyoruz. Taht ederken aşağıyı gösteriyoruz ellerimizle. Beyne derken de iki elimizi böyle yan yana böyle koyup arasında işareti yapabiliriz. Bu işaretleri sizler belirleyebilirsiniz. Farklı işaretler de belirleyebilirsiniz. Beyne arasında yemin sağ, yeser sol. Halfe arkasında, emame önünde, taht altında, fevka üzerinde. Bunlara daha farklı kelimeler de ekleyebilirsiniz. İlla yer yön zarfları olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Farklı kelimeler ekleyebilirsiniz. Daha farklı işte yanında, arasında, hani için bu tarz böyle harficiğerleri içinde bu işaretleri de belirleyebilirsiniz. Nasıl oynanıyor peki bu oyun? Bunları öğrendikten sonrasında tahtaya çıkıyoruz. 5 kişi olabilir, 10 kişi olabilir. Gözleri yumduk. Bu işaretleri bir kişi size oynatıyor oyunu. Halfe dedi. Herkes kolları arkaya uzatması gerekiyordu. Yanlış uzatan gözü kapalı olduğu için görmüyor arkadaşını, yanıyor. En sona kim kalacak? Emame dedi, öne uzatması gerekiyor. Öne uzatmayanlar oyundan çıkıyor. Yemin dedi, sağa uzatması gerekiyor ellerini. Sağa uzatmayan, sola uzatan veya farklı bir işaret yapan, belirlediğiniz işaretlerin dışında işaret yapan yanıyor. Beyne dedi, arasında bu işareti yapmayan yanıyor. Fevka dedi, üzerinde, üstünde. Farklı bir işaret yapan, bunun haricinde belirlediğinizin haricinde işaret yapan yanıyor. Tahta altında bu şekilde oynanıyor. Bunu daha da geliştirebilirsiniz. Farklı kelimeler yapabilirsiniz. İşte aç, kapat, yaz. Hani bu tarz işaretler, simgeler de belirleyebilirsiniz. Gözleri kapalı. Belirlediğiniz işaretlerin dışında o kelimeye uygun olmayan işareti yapan oyundan çıkıyor. Ve 10 kişi çıktınız tahtaya diyelim. En son kalan oyunu kazanıyor. Ve öğrenmiş olduğunuz kelimeleri hem pekiştirmiş oluyorsunuz hem yeni kelimeleri eğlenerek, oynayarak öğrenmiş oluyorsunuz. Unutmayın, eğlenerek, oynayarak öğrenmiş olduğunuz kelimeleri asla unutmazsınız. Hep size kalıcı olur. Bu oyunu sınıfta arkadaşlarınızla deneyebilirsiniz. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Bütün derslerinizde başarılar. Allah'a emanet olun. İlel lika fi emanillah ma'asselame. İlel lika, evet. Şöyle bir daha yapalım. İlel lika ma'asselame fi emanillah. Görüşmek üzere arkadaşlar.